Merhaba, bugün size e-topla ve çok e-topla formüllerini anlatacağım. Bu formüller Excel'de veri analizi yapmanıza yarayan ve hızlıca istediğiniz verilerin sonuç toplamlarını koşullara bağlı olarak toplamanızı sağlayan iki kullanışlı işlevdir. Bunu can kulağıyla dinleyip öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanında YouTube'da abone ol seçeneğinin yanında ana sayfada katıl diye bir buton aktif edildi. Buna tıklayarak sizler de kanalımıza üye olabilir ve üyelik avantajlarından faydalanabilirsiniz. E-topla ve çok e-topla ile ilgili örnekler yapacağız birlikte. E-topla bir koşula bağlı olarak toplam alan bir çalışma düzenidir. Yani burada biz birinci koşul, ikinci koşul ve üçüncü koşul olacak şekilde 3 farklı örnek yapacağız. Birinci koşulumuz kişilerin satış adetleri toplamını sonuç hücresine getirelim. İkinci koşulumuz satış adedi 500'den fazla olan kaç işlem yapıldığını bulalım. Üçüncü koşulumuz satış fiyatı 100 liradan fazla olan kaç adet işlem var bunu bulalım. Öncelikli olarak kişilerin toplam satış adetlerini bulalım. Eşittir. E topla dedikten sonra taba basıp formülün içerisine giriyorum. Bakın öncelikle fx fonksiyonuyla yapalım. Aralık, ölçüt ve toplam aralığı diye 3 farklı bağımsız değişkenimiz var. Bu 3 bağımsız değişkenini burada gerçekleştirelim. Önce aralığı seçiyoruz. Bakın aralığımız satış personellerimiz. Ctrl Shift ve Alt okla hepsini seçiyorum. Ve Ctrl Backspace ile de başlangıç noktama dönüyorum. Ölçütümüz, bakın buradaki koşul 1'in altındaki hücrem, yani Doğuş Rasat, kişilerin yer aldığı, buradaki kişilerin yer aldığı isimler. Toplam aralığı, bakın satış adetlerini bulmak istediğim için satış adetleri hücresindeki verilerimin tamamını seçiyorum. Ctrl Backspace ile başlangıç noktama dönüyorum. Eğer kişilerin satış fiyatlarını bulsaydım, bulmak isteseydim satış fiyatları hücresini seçecektim. Toplam tutarı bulmak isteseydim toplam tutarı seçecektim. Bunlarla ilgili örnekler de yapıyor olacağız. Bakın ilgili verileri seçtikten sonra tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşımız 95.140 tane satış yapmış. Bakın Serkan Canik diyorum. Serkan Canik 13.011 tane satış yapmış. Mirza Çolak. Bakın 5.020 tane satış yapmış Mirza Çolak. Ben burada manuel yazıyorum ama ben bunu manuel yazmak istemiyorum. Ben buraya verilerimi benzersiz olarak veri doğrulamayla getirmek ve o veri hücre içerisinden seçilebilir şekilde yapmak istiyorum. O halde ne yapacağım? Bakın ilgili verimi siliyorum. Formülüm burada duruyor. İlgili buradaki verimi siliyorum. Buradaki satış personeli hücrelerimin tamamını seçiyorum. Ve bakın buradaki P hücresine tamamını kopyalıyorum. Geliyorum biraz daha kenara. Evet. Şimdi verilerimin tamamını tekrar Ctrl Shift ve Alt okla seçip veri sekmesine geliyorum. Veri sekmesinin altındaki veri araçlarının içerisinde bulunan yinelenenleri kaldır seçeneğimi tıklıyorum ve tamama basıyorum. Bakın 241 yinelenen değer bulundu ve kaldırıldı. 25 benzersiz değer kaldı. Yani aslında buradaki bu satırların içerisinde 25 kişilik benzersiz ekip varmış. Koşul 1 hücresine geliyorum. Yine veri sekmesinin altındaki veri araçlarından veri doğrulama kısmını seçiyorum. Ve bakın veri doğrulama iletişim kutusu açıldı. Buradaki izin verilen kısmından listeyi seçiyorum ve kaynak kısmına gelip burada benzersiz olarak listelemiş olduğum hücrelerin tamamını seçiyorum ve tamama basıyorum. Artık buradan kişileri manuel olarak seçebilirim. Buradaki hücremi de gizleyelim. Evet, ilgili hücremizi de gizledik. Artık görünmüyor. Buradan Sinem Ulaş, bakın 16.339 satış yapmış. Seyhan Daren 65.695 adet ürün satmış. Ali Saran ve diğerlerini seçerek buradan ilgili sonuçlarımı kolaylıkla listeleyebilirim. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci koşulumuza geçelim. Satış adedi 500 adetten fazla olan kaç işlem yapıldığını bulalım. Yani buradaki satış adetlerinin içerisindeki hücrelerden. Bakın burada kaç tane işlem var toplam? 266 işlemden 500'ün üzerinde olan satış adetleri kaç adetmiş onu bulalım. Onu nasıl yapacağız? Eşittir. E-topla diyoruz. Taba basıyorum. Formülün içerisine giriyorum. Bakın bunu da manuel yapacağım. 3 farklı bağımsız değişkenim var. Aralık, ölçüt ve toplam aralığı. Bana aralığımı soruyor.
ölçütümü soracak ve toplam aralığımı soracak. Şimdi ben buradan satış adetlerimi seçiyorum. CTRL ile backspace ile başlangıç noktama dönüyorum. Aralığım bu. Noktalı virgül. Ölçütüm ne? Bakın ölçütümü tırnak işareti içerisinde büyüktür buradaki hücreden diyorum. Tırnağı kapatıyorum ya da 500 de diyebilirim. Tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül. Toplam aralığım neresi? 500'den büyük olanların satış fiyatlarını toplayalım. Bakın toplam aralığımı da seçtim. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 500'den büyük olan satışların toplamı 32.975 TL'ymiş. Üçüncü koşulumuz satış fiyatı 100 liradan fazla olan ürünlerin toplam satış fiyatlarını bulalım. Şimdi eşittir e-topla dedikten sonra formülümün içerisine tabla giriyorum. Ve sonra fx fonksiyonuma tıklıyorum. Bakın 3 farklı bağımsız değişkenim var. Aralığım neresi? Satış fiyatı dediğim için buradaki satış fiyatındaki hücrelerin tamamını CTRL Shift ve Alt okla seçiyorum. Ve CTRL Backspace ile başa dönüyorum. Gördüğünüz gibi ölçtüm ne? Bakın ölçtüm büyüktür. 100 diyorum. Aynı şekilde toplam aralığım ne? Satış fiyatı 100 liradan fazla olan ürünlerin toplam satış fiyatını bulacağım için toplam tutar hücresindeki verilerin tamamını seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da para birimine çevirelim. Virgülden sonrakini de atalım. 100'den büyük olan ürünlerin yani satış fiyatı 100 liradan fazla olan ürünlerin toplam satış tutarı 61.449.800 TL'ymiş. Şimdi çok e-topla formülüne geçelim. Çok e-topla formülü ise birden fazla koşula bağlı olarak ilgili koşulların toplamını bize veren harika bir formüldür. Bunu da dikkatli bir şekilde dinleyip öğrenmenizi tavsiye ederim. Bakın birinci örneğimizde iki farklı koşul var. Koşul 1 personel, koşul 2 ürün. Yani buradaki satış personellerinden örneğin Doğuş Rasat'ın ürün 1 ürününün toplam satış fiyatını bulalım. Yani daha doğrusu toplam kaç adet satmış onu bulalım. Eşittir. Çok e-topla dedikten sonra formülün içerisine giriyorum ve fx fonksiyonuna basıyorum. Bakın sırayla buraya birden fazla koşul yazacağız. Biz koşulu yazdıkça aşağıya doğru ilgili alanlar da artacak. Aralık toplamını soruyor. Çok e-topla formülünde daima öncelikle toplam alacağımız sayısal verilerin yer aldığı aralık seçilmelidir. Biz burada neyi arıyoruz? Kaç adet satılmış? Yani kişi üründen kaç adet satmış onu bulacağız. O yüzden aralık toplamımız satış adetlerinin yer aldığı hücrelerin tamamı. Bunları seçtim. Ölçüt aralığı 1. Öncelikle personeli seçeceğimiz için personelin yer aldığı hücrelerin tamamını seçiyoruz. Ölçüt 1. Ölçüt 1'imiz neydi? Buradaki personelimiz. Doğuş, Rasat. Ölçüt aralığı 2. İkinci ölçütümüz ne? Ürünler. O halde ürünlerin yer aldığı hücrelerin tamamını seçiyorum. Ve ölçüt 2'ye geçiyorum. Ölçüt 2 ne benim burada? Buradaki I4 hücresi. Yani buradan manuel yazalım. Çünkü burada formül gözüktüğü için gözükmüyor. I4 hücresini seçiyorum ölçüt 2 olarak. Yani hangi ürünse o ürün. Ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın Doğuş Rasat ürün 1'den 91.350 adet satmış. Buraya Sinem Ulaş yazıyorum. Sinem Ulaş. Ürün 1'den 3332 tane satmış. Peki ürün 2'den kaç adet satmış? Ürün 2'den satamamış. Peki ürün 3'den kaç adet satmış? Bakıyoruz. Ürün 3'den 13.017 adet satmış. Bunları böyle manuel mi değiştireceğiz? Hayır. İstersek buradan gelip verilerimizi kopyalayıp daha önce görmüştük bunu. Buraya yapıştırabilir. Ve buradan gelip veriler seçiliyken veriye tıklayıp veri araçlarının içindeki yinelenenleri kaldırı seçip tamama tıklayarak gördüğünüz gibi ilgili verilerimi benzersiz hale getirebilirim. Aynı şekilde buraya da burada 3 ürün olduğundan manuel olarak ürün 1, ürün 2 ve ürün 3 yazarak ilgili verilerimi listeleyebilirim. Koşul 1'e gelip yine veri sekmesinin altındaki veri doğrulamaya tıklayıp veri doğrulamadan listeyi seçip kaynak kısmına buradaki verilerimi yani kişilerimin yer aldığı verileri seçip tamamı basarak İstediğim kişileri seçebilirim gördüğünüz gibi. Aynı şeyi ürün içinde yapacağım. Veri sekmesinin altına geliyorum.
veri doğrulamadan listeyi seçiyorum ve kaynak kısmıma gelip ürün 1, ürün 2, ürün 3'ü seçip tamama basıyorum. Bakın ben buradan Sinan Beker kişisinin 2 numaralı üründen ve 1 numaralı üründen ne kadar sattığını kolaylıkla görebiliyorum. Geliyorum Mirza Çolak'a, ürün 1'den, ürün 2'den satamamış ve ürün 3'ten de satamamış. Aslı Mermer'e geliyorum, ürün 1'e geliyorum, ürün 2'ye geliyorum, 11.384 adet satmış. Şimdi burada istediğimiz kadar koşul yazabiliyoruz. Buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi bu koşulların birbiriyle bağlantılı olmaları. Ben burada özellikle bakın bir koşul daha ekledim. Yani personelimizin hangi üründen hangi ilde kaç adet toplam satış fiyatının ne olduğunu birlikte bulalım istiyorum. Bakın burada hazır isimlerimiz var. Ürünlerimiz var. Buraya bir de illerimizi getirelim. Kopyalıyorum. Bakın buraya diğer hücreye yapıştırıyorum. Yine veri sekmesinin altından yinelenenleri kaldır diyerek geçerli seçimle devam et diyorum. Tamama basıyorum ve gördüğünüz gibi burada toplam 6 adet ilim varmış. Buraya geliyorum iller kısmına, veri sekmesinin altından veri doğrulamaya tıklıyorum. Listeyi seçiyorum. Kaynak kısmıma da gelip buradaki illerimi seçerek illerimi de buradan seçilebilir hale getireceğim. Şimdi kişilerimi seçelim. Veri doğrulama, liste, kaynak kısmına geliyorum. Buradaki kişilerimi seçiyorum. Tamama basıyorum ve artık orada da veri doğrulama oldu. Tekrar geliyorum ürünlere. Listeyi seçiyorum. Kaynak kısmına verilerimi seçiyorum. Tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi artık kişileri buradan seçerek hangi üründen hangi ilde ne kadar satmış bunu görebileceğim. Eşittir. Çok topla diyorum. FX fonksiyonuna tıklayarak fonksiyon bağımsız değişkenlerini açıyorum. Aralık toplamı. Önce daima toplam alacağımız aralığı seçeceğiz. Buradaki toplam aralığımız ne? Toplam satış fiyatı olduğu için toplam tutarların yer aldığı hücrelerin tamamını seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Ölçüt aralığı 1. Kişiler olduğu için ölçüt aralığımda satış personellerimin yer aldığı hücreleri seçiyorum. Ölçüt 1'imiz ne? Buradaki personelimiz. Ölçüt aralığı 2. Neydi ikinci koşulumuz? Ürünler. O halde ürünlerin yer aldığı, ürün adlarının yer aldığı hücrelerin tamamını seçiyorum. Ve ölçüt 2 neydi? Buradaki ürünüm yani I4. Taba basarak bir sonraki 3. ölçütün meydana çıkmasını sağlayabiliriz. Ölçüt aralığı 3 neydi? İller. Buradaki illerimi seçiyorum. Tekrar taba basıyorum. Peki ölçüt 3'üm neydi arkadaşlar? Ölçüt 3'üm de buradaki hücre yani J4 hücrem. Pardon J8 hücrem. Tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi Seyhan Daren ürün 1'den İstanbul'da hiç satış yapamamış. Fakat ürün 2'den ve ürün 3'ten de satış yapamamış. Buradaki personelimi değiştiriyorum. Serkan Canik. Ürün 1'den İstanbul'da gördüğünüz gibi buradan sayı formatına çevirelim. 554 bin liralık hatta para birim formatına çevirelim. 554 bin liralık satış yapmış. Bursa'da yapamamış. Yalova'da yapamamış. Kocaeli'de yapamamış. Çanakkale'de yapamamış. Balıkesir'de 973 bin liralık satış yapmış. Yani Serkan Canik ürün 1'den Balıkesir'de 973 bin liralık satış yapmış. Ürün 2'den satamamış. Ürün 3'ten Balıkesir'de satamamış gibi değişiklikler yaparak bakın Sinemulaş ürün 1'den Balıkesir'de satamamış. İstanbul'da satamamış. Bursa'da 83 bin liralık satış yapmış diye yorum yapabilir. Ve buradan ilgili seçimlerimizi yaparak kolayca ilgili tablomuza ait analizimizi hızlıca yapabiliriz. Bu analizleri tabii ki Excel'de yapmanın farklı yolları da var. Pivot tabloya atarak da bu analizlerin tamamını yapabiliriz. Bununla ilgili videomu da yukarıya kartlara bırakıyorum. Pivot tabloyu nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili çalışmayı oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Ama e-topla ve çok e-topla formüllerini de bu şekilde kendi verilerinizde kolayca kullanabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.